Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Dinlikli dediğiniz gibi bir süredir tedavi görüyordu. Kolon kanseri tedavi görüyordu. Maalesef 59 yaşında hayatını kaybetti. Dinlikli için bugün Marmara İlahiyat Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Abdullah Dinlikli henüz 59 yaşındaydı. Dediğimiz gibi bir süredir kolon kanseri tedavisi görüyordu. İçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede 59 yaşındaydı. Gençti aslında. 1959 yılında Erzurum'da dünyaya gelmişti. 1983 yılından itibaren iş dünyasında önemli atılımlar yaptı. Türkiye'de katılım bankacılığı modelinin mimarı diyebiliriz Dinlikli için. Tüm hayatı boyunca yine iş dünyasında aktif olarak rol aldı. Ardından 1988 yılından itibaren Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürdü. Sonrasında 2001 yılında yine Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atandı. 2005 yılından bu yana da İstanbul Bahreyn Fahri Konsolosu unvanını taşıyordu Abdullah Dinlikli. Katılım bankacılığı alanındaki görevlerinin yanı sıra yine birçok aile şirketinin de sahibiydi. Bunların başında Eksim grubu geliyordu. Yine Abdullah Dinlikli 4 çocuk babasıydı. Dinlikli'nin cenazesi bugün Marmara İlahiyat Camii'nde kılınacak. İkindi namazının ardından toprağa verilecek. Söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Dinlikli'nin cenaze namazı için buraya gelmesi bekleniyor. Gerekli güvenlik önlemleri alındı. Tabii sadece o değil. İş dünyasından, siyaset dünyasından sevenleri ve vatandaşlar yine Marmara İlahiyat Camii'ne akın ediyor. İkindi namazını mütakip kılınacak cenaze namazının ardından Dinlikli'nin cenazesi toprağa verilecek diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.